soru cevapta bir danışanımızın sorduğu bir soruyu yanıtlamak için bu kısa videoyu yapıyorum. Aboulomania hakkında ne düşünüyorsunuz demiştim. Bildiğim bir terim değil. Wikipedia'dan bununla ilgili bir tanım var. İrade yoksunluğu gibi kişinin aşırı derecede isteksiz, paralize olacak kadar kararsız olduğu ve harekete geçemediği tablo. Anksiyete, depresyonda olabilir, intihara kadar gidebilir diyor. Bu depresyon kardeşim, yani kararsızlığın üzerinde bir obsesyon değil. Bu bir depresyonda olabilir, beyin önlep hasarlarında olabilir. Yani bu bir belirti. Biliyorsunuz Wikipedia'yı aslında uzmanlar değil de halk yazıyor. O yüzden bilimsel bir kaynak değil. Kişisel sorumluluklardan belirtilerdi. Kişisel sorumluluklardan kaçmak, kendine güven eksikliği, karar vermede zorluk gibi pek çok şey tanımlanmış. Ama burada karar verememek olsa takıntılı olmak dediğiniz şey zaten ambivalans dediğimiz, aynı anda iki şeyi birden istemek ve kararsızlık. Obsesyonda, depresyonda, psikozda bir sürü yerde olur bizde ve karar verme sırasında ciddi bir kaygı yaşayabilir insanlar. Bu irade azlığı falan değil. Örneğin beyin ön lobunuz çıkarsa Google kuşundaki gibi kurşun girip çıkarsa ya da kronik esrar içicilerinde amotivasyonel sendrom olabilir. Bu yine belirti bu yani. Aboulomania bir hastalık değil. Aşağı doğru indiğim zaman çevresel faktörlerde çocukluk çağındaki büyümede aşırı baskılanmayı falan söylüyor. Zannetmiyorum. Yani avalent kişilikten nasıl ayıracağız? Zaten DSM-5'in, DSM-3'ün falan gelme nedeni buydu. Bu tanımı 1800'lerin ortasında bir nörolog yapmış. Her ülke, her dil, her ekol kendi kafasından işte hastalıklar uyduruyordu. Birbirimizi anlayamıyorduk. Biri aboulomania diyordu, öbürü amotivasyonel sendrom diyordu. O yüzden DSM'ler geldi. Evet, DSM'nin kategorizasyonu iyi değil ama en azından birlikte konuşabiliyoruz. Eleştiriye çok açıklarmış vesaire vesaire. Teşhisinde kullanılan aletler varmış. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Türkiye'de kullanıyoruz. Roşa ve TAT, bunlar da Türkiye'de var. Baktığım zaman bunlar da dinamik testler. Yani uzan çocukluğunu anlat tarzında. Hani ben böyle bir tablo görsem çok daha biyolojik düşünürüm. Hatta guatr falan düşünürüm yani. Önce bunları ekarte ederim. Tematik algı testiyle bunun ne bağlantısı var? Hani sonuçta tüm dünyanın okuduğu, az çok da olsa refere ettiği bir tablo. Psikiyatrinin ne kadar kirli bir alan olduğunu göstermek için de çekiyorum bunları. Hani herkes bir şey uydurabiliyor, bir sıfat takabiliyor. Günümüzde de oluyor bu. Yani gaslighter, şudur budur bilmem nedir gibi. Bu yayılıyor. Bunun yayılma nedeni bilimsel olması değil, popüler olması. Bu anlamda kötü bir örnek olarak yine paylaştım. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Muhabbetle kalın.